Selamlar. Bir astrofizikçi olan Kıvanç'ın içinde bulunduğu araştırma ekibi asteroitlere indirilen uzay modülleriyle asteroitlerin maddesel bileşiminden yararlanarak Güneş sistemini meydana getiren bulut suyunun özelliklerini araştırma projesinde görev yapmaktadır. Bu proje Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakını tarafından desteklenen ve finanse edilen bir bilimsel araştırma merkezinde gerçekleştirilmiştir. Buna göre Kıvanç'ın içinde bulunduğu araştırma ekibi aşağıdaki bilimsel araştırma merkezlerinden hangisi için çalışma yürütüyor olabilir? Sevgili arkadaşlar, tabii ki burada Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun olma şansı yok, CERN'ün olma şansı yok. Bunların inceleme alanlarını biliyorsunuz, astronomiden çok daha uzak. Aynı şekilde arkadaşlar, kalanlar üzerinden şöyle bir değerlendirme yapalım. Bakın, astrofizikçiden bahsediyoruz, astronomiden bahsediyoruz yani bir anlamda. Asteroitlerin maddesel bileşimini araştırıyor. Güneş sistemini meydana getiren bulutsunun özellikleri. Bakın, astronomi direkt bize arkadaşlar NASA ve ESA'yı işaret ediyor. İkisi de bildiğiniz gibi arkadaşlar uzay çalışmaları, astronomi çalışmaları yürütüyor. Peki, burada arkadaşlar kritik nokta, sorunun can alıcı noktası neresi derseniz, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakını tarafından finanse edilen bir kuruluştan bahsediyoruz. NASA ve ESA içerisinden arkadaşlar NASA'yı böylece elemiş oluyor. Çünkü o ABD'nin arkadaşlar uzay ajansı, Avrupa Birliği'nin uzay ajansı olan ESA bu sorunun doğru cevabı olacaktır. Selamlar sevgili gençler. Şekildeki aracın üstüne yerleştirilmiş dairesel rayın içindeki top, araç yatay düzlemde sabit hızla hareket ederken K noktasında şekildeki bir dengedeyken T1, T2 zaman aralığında top L noktasına gelerek dengede kalıyormuş. Buna göre T1, T2 zaman aralığında yargılarından hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada günlük hayatta yaşadığımız deneyimlerle soruyu ilişkilendirirsek şunu ifade edebiliriz. İçerisinde bulunduğumuz araç birden frene bastığı zaman biz arkadaşlar ne yapıyoruz? İleriye doğru gidiyoruz veya aniden gaza yüklenildiği zaman geriye doğru gidiyoruz. Burada arkadaşlar eylemsizliğin meydana getirdiği etkiler söz konusu. Aynı şey arkadaşlar top içinde meydana gelmiş olabilir. Bakın arkadaşlar, K noktasından L noktasına gitmesi için topa bir eylemsizlik etkisi uygulanmış olur arkadaşlar. Hemen bunun üstünde çalışalım. Tabii K'dan L'ye doğru gitmesi için sistemin ivmelenme yönünün artı x yönünde olması lazım. Peki nasıl arkadaşlar artı x yönünde ivmelenir? Artı x yönünde hızlanıyorsa, evet, bu tarafa doğru giderken, artı x yönüne doğru giderken arkadaşlar hızlanıyorsa, gaza basıyorsa top geriye doğru gidecektir. Bu ifademiz doğru. Eksi x yönünde hızlanıyorsa arkadaşlar bu durum yaşanmaz. Eksi x yönünde yavaşlıyorsa, evet, yavaşlar arkadaşlar eksi x yönünde. Dolayısıyla top da K'dan L'ye doğru hareket eder. Dolayısıyla ikinci öncülümüze güle güle dedik. Araç artı x yönünde sabit hızla yokuş çıkıyorsa, tabii ki yokuş çıktığı zaman arkadaşlar dairesel sistemin en alt noktası L noktası olabilir. Bu durumda K'dan L'ye doğru arkadaşlar gelip dengelenmiş olabilir sistemde top. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru olacağı için cevabımızın denizli şıklı olacağını söylüyoruz. Sevgili gençler, selamlar. Şekildeki X kayakçısı bir iniş yarışında eğimi sabit olan sürtünmeli kayak pistinde vücudunun şeklini değiştirmeden doğrusal olarak kayıyormuş. Buna göre K bayrağının yanından L bayrağının yanına gelene kadar X ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Hemen dikkat edelim arkadaşlar. Eğimi sabit olan bir pistten bahsediyoruz ve önemli, bakın şurası sürtünmeli. Peki hemen arkadaşlar ifade edelim, eğer sürtünmesi olsaydı kayakçının hızının sürekli olarak artacağını söyleyebilirdik. Ancak sürtünme kuvveti söz konusu olduğu için burada arkadaşlar kayakçı yavaşlayabilir veya sabit hızla da hareket edebilir. Tabi bunun yanında hızlanma olasılığı da var. Dolayısıyla kinetik enerjisi artar noktasında aklımızda kocaman bir soru işareti var. Hemen gelelim ikiye. Mekanik enerjisi azalır. Sevgili arkadaşlar, sürtünmeli bir sistem söz konusu olduğu için sürtünme kuvvetine harcanan enerji kadar mekanik enerjinin azalacağını söyleyebiliriz. Potansiyel enerjisi tabii ki arkadaşlar eğimi sabit olan pistte aşağı iniyor.
Dolayısıyla bu da doğru olduğuna göre cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Merhabalar. İş dirençleri önemsiz, özdeş üreteçler, R dirençleri özdeş, KLM lambalarıyla oluşturulmuş devreler şekildeki gibidir. Buna göre KLM lambalarının parlaklıklar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor sevgili gençler. Hemen değerlendirmelerimize başlayalım. İlk devremizde R'nin ve lambanın, K lambasının birbirine aynı zamanda üretece paralel olduğunu görüyoruz. Bakın şöyle ifade edelim. Bu nokta K noktası. Bu nokta L noktası ise KL noktalar arasındaki gerilim görmüş olduğunuz gibi üretecin gerilimi kadar. Aynı zamanda burası da L, burası da K noktası olduğuna göre K lambası da R direnci de sevgili gençler yine KL arasında. Dolayısıyla burada da gerilim değerlerimiz yine V, yani üretecin gerilimi kadardır. Gelelim ikinci devreye. Bakın bu sefer arkadaşlar R ve L lambası birbirine seri bağlanmış durumda. Öyleyse üretecin gerilimin aralarında pay ediyorlar. İşte o paydan dolayı üretecin geriliminin bu durumda V'den daha az olduğunu söylemek mümkün. Gelelim şekil 3'e. Şekil 3'de arkadaşlar dikkat ederseniz burada ne diyelim bu noktaya? M noktası diyelim. Bu noktada N noktası. M'den N'ye gelinceye kadar gördüğünüz gibi dirençsiz bir yol var. Öyleyse kısa devreden dolayı buradaki R'ye güle güle diyoruz. Ve devrede sadece arkadaşlar işlevli olan eleman M lambası kalıyor. Üreticinin gerilimi V olduğuna göre M lambasının gerilimi de V kadar olacaktır. Öyleyse buradaki parlaklıklar hakkında K ve M birbirine eşit. L'nin parlaklığı bunlardan daha küçüktür diyeceğiz. Onu da Edirne şıkkında görüyoruz. Sevgili gençler merhabalar. Bazı illerimizde yaşanan günün en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri bize tabloda verilmiş. Tablodaki illerimizden hangisinde yaşanan günlük sıcaklık farkı 45 Fahrenheit'e eşittir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar Celsius ve Fahrenheit değerlerinin donma ve kaynama sıcaklık değerlerini biliyoruz. Celsius'ta 0 santigrat derecede 1 atmosfer basıncı altında donan saf su, evet 100 santigrat derecede de kaynıyor. Fahrenheit termometresinde bu değerlerimiz 32 Fahrenheit'a 212 Fahrenheit derece olacaktır. Peki sevgili arkadaşlar öyleyse şunu söyleyebilir miyiz? Celsius termometresinde 100 santigrat derecelik bir sıcaklık artışı Fahrenheit termometresinde 180 Fahrenheit derecelik bir sıcaklık artışı demektir. Öyleyse bakın Celsius termometresinde bunun yarısını alalım. 50 santigrat derecelik bir sıcaklık artışı Fahrenheit termometresinde sevgili gençler 90 Fahrenheit'lik bir değişime neden olmuştur. Peki bunu da arkadaşlar ikiye böldüğünüz zaman Celsius'ta meydana gelen 25 santigrat derecelik değişim Fahrenheit termometresinde 45 Fahrenheit dereceye eşittir. Öyleyse biz ne arıyorduk? 45 Fahrenheit arıyorduk bakın. Öyleyse tabloda bu arkadaşlar değere denk gelen 25 santigrat derecelik farkı arayacağız. Antalya'ya bakalım. Antalya'da sevgili arkadaşlar 20-35 dolayısıyla 15 santigrat derecelik bir değişim söz konusu. Dolayısıyla aradığımız il bu değil. Bu arada tüm Antalyalı arkadaşlara selamlar. Aynı şekilde Ankara'ya da selam ve buradaki değişime bakalım 30 santigrat derece bunu da aramıyoruz. Adana, evet sevgili arkadaşlar değerli Adanalı kardeşlerime üzülerek cevabın Adana olmayacağını söyleyelim. Çünkü 35 santigrat derece fark var. Aynı şekilde İstanbul'a da selamlar, orada da 20 santigrat derece ancak Ordu'ya baktığınızda evet Ordu'da arkadaşlar 25 santigrat derece bir değişim söz konusu. Evet, buradaki arkadaşlar sıcaklık değişimi 25 santigrat derece olduğuna göre cevabımız güzel memleketim orada olacak. Sevgili gençler, odak noktası FK olan K çukur aynası ile odak noktası FL olan L tümsek aynasının arasında bulunan K'nın ok yönünde bir miktar yürüyor. Buna göre K'nın K ve L aynalarında oluşan görüntüsünün boyutlarının değişimi için ne söylenilebilir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar K çukur aynasının odağının dışında bir noktada. Dolayısıyla buna göre bir değerlendirme yapacağız. Bunun için arkadaşlar bakın asal eksene paralel gönderdiğim ışını kullanalım. Bu ışın bildiğiniz gibi odak noktasından asal ekseni kesecek şekilde yansımaya uğruyor. Peki
odakla merkez arasındaki arkadaşlar görmüş olduğunuz cismin görüntüsü tabii ki nerede oluşacak? Merkezin dışında oluşacak. Peki burada K'nın, dikkat edin arkadaşlar, bu tarafa doğru yürümüş olduğunu görüyoruz. Öyleyse mesela merkeze getirelim K'nı. Merkeze getirdiğimiz zaman bildiğiniz gibi görüntüde nerede oluşacak? Merkezde oluşacak. Peki K'nı yürütelim, bu sefer merkezin dışındaki bir noktaya getirelim. Görüntüsü odakla merkez arasında olacak ve böylece görüntünün boyutlarının arkadaşlar gittikçe kısaldığını, gittikçe küçüldüğünü görüyoruz. Öyleyse K'daki boyutları azalır ifadesi doğru olacak. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Tümsek aynaya bakalım. Tümsek aynada bildiğiniz gibi, evet, paralel gelen ışın uzantısı odak noktasından asal ekseni kesecek şekilde yansımaya uğruyor. İşte görüntü yansıyan ışının uzantısı üzerinde aynanın arkasında odakla tepe noktası arasında oluşacaktır. Bunu biliyoruz. Bakın burada görüntümüz oluşsun. Cisim aynaya doğru yaklaştıkça, ki Kaan görmüş olduğunuz gibi L tümsek aynasına yaklaşıyor. Görüntünün de arkadaşlar aynaya yaklaştığını söyleyebiliriz. Öyleyse dikkat ederseniz burada arkadaşlar görüntünün boyutları büyüyerek aynaya yaklaşılıyor ve böylece cevabımızın burs olduğunu söylüyoruz. Selamlar sevgili gençler. Kuyumculukta altının değeri altının ayarı ile ölçülüyor. Altının ayarı altının saflık oranını göstermektedir. 24 ayar altın %100 saf altın, 18 ayar altın ise %75 oranında altın, %25 oranında gümüş içeriyor. Yukarıdaki taşlardan K18 ile 24 ayar altından yapılmış, buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye soruluyor bu sorumuzdan. Sevgili arkadaşlar hemen ifade edelim. Bakın bize ne diyordu? K18 ayar, L ise 24 ayar altından yapılmış. Dolayısıyla burası arkadaşlar saf altın. Evet, K ise altın gümüş karışımı içeriyor. Sevgili gençler hemen devam edelim. Bize birinci öncülde K'nın öz kütlesi L'ninkinden büyük deniyor ve burada nereden yararlanacağız? Tabii ki altının öz kütlesi gümüşünkinden büyük diyordu sorumuzda. Öyleyse saf altının öz kütlesi, yani L'nin öz kütlesi K'nınkinden büyük olacak. Öyleyse birinci ifademize güle güle diyoruz. 2'ye bakalım. K ve L eşit kütleli ise K'nın hacmi L'ninkinden büyüktür. Peki hemen ifade edelim. MK eşit ML dedik. Burada arkadaşlar bildiğiniz gibi M eşittir D çarpı V yazarsak. Şimdi dikkat edin. Burada K'nın hacmi VK çarpı K'nın öz kütlesi arkadaşlar 18 ayar altından yapılmıştı. Onu D18 olarak yazmak istiyorum. Eşittir. VL çarpı, buna da D24 yazmak istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 24 ayar altının öz kütlesi 18 ayar altının öz kütlesinden daha büyüktür. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi, öyleyse eşitliğin sağlanabilmesi için burada K'nın hacminin L'nin hacminden büyük olması lazım ki öyleyse ikinci ifademiz doğru olacak. Peki K ve L'nin hacimleri eşitse K'nın kütlesi L'ninkinden büyüktür. Peki burada arkadaşlar kütleyi yazalım. MK eşittir V çarpı D 18. Peki ML'yi yazalım, V çarpı D 24. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 24 ayar altının öz kütlesi büyük olduğu için L'nin kütlesi K'nınkinden büyük olur. Öyleyse bu ifadeye de güle güle dedik. Cevabımız böylece Adana olacaktır. Selamlar gençler. KL cetveline kağıtlar bantla şekilde gibi yapıştırıldıktan sonra cetvel iple asıldığında cetvel yatay olarak dengede kalıyor. Borunun ucu kağıdın üstüne yaklaşılıp kuvvetli bir şekilde üflendiğinde cetvelin K ucunun yukarı doğru çıktığı gözleniyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın, bu kağıt yüzeylerinin üstüne de P0 açık hava basıncı, altına da P0 açık hava basıncı etki edecektir. Ve sistem bu şekilde dengedeyken siz ne yapıyorsunuz? A kağıdının üstünden kuvvetli bir şekilde üflüyorsunuz. Bakın şöyle buradan üfledik. Üflediğiniz zaman buradaki P0 açık hava basıncı tabii ki azalacaktır. Çünkü akışkanın hızının arttığı yerde biliyorsunuz basınç azalıyor. Öyleyse
alttan iten arkadaşlar P0 basıncı sistemde dengeyi bozacaktır ve K ucu yukarı, L ucu aşağı inecek şekilde buradaki cetvelin döndüğünü göreceğiz ki bize o ifade edilmiş. Hemen bakalım, kağıdın üstünden üflendiğinde cetvelin dengesinin bozulması akışkanların hızlarının attığı bölgede basıncın azaldığını tabii ki gösterir. Evet, ikiye bakalım. Dengedeki cetvelde A kağıdının alt ve üstünden ayrı ayrı üflenmesi cetvelin K ucunun aynı tarafı hareket etmesine neden olur diye soruluyor. Şimdi biraz önce ifade ettik. Üstünden üflendiği zaman cetvelin K ucu yukarı doğru hareket ediyordu. Peki tam tersine bu kez A kağıdının altından üflediğiniz zaman alttan iten P0 açık hava basıncı azalır. Bu sefer üstten bastıran basınç daha kuvvetli olacağı için arkadaşlar K aşağı inecek şekilde sistem dönecektir. Dolayısıyla aynı tarafa dönmesine neden olmaz. Borunun B kağıdının altına yaklaştırılıp kuvvetli şekilde üflendiğinde cetvelin ucu aşağı iner. Evet, bakalım şimdi sevgili arkadaşlar, bu kez B'nin altından üfleyeceğiz. B'nin altından üflediğimiz zaman yukarıdan bastıran P0 baskın gelecek ve cetveli aşağı doğru itecek. L ucu aşağı iner ifadesi burada doğru. Öyleyse cevabımız 1 ve 3 olacak.